Günaydın sevgili izleyenlerimiz. Konta ve ekranlarına programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Haftanın son iş gününden sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun. Cuma'nız hayırlı mübarek olsun. Ramazan-ı Şerif ayının ikinci günündeyiz efendim. Bereket ayındayız, mağfiret ayındayız efendim. İnşallah Rabbim hepimizin yapmış olduğu dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul eylesin. Bugün İl Müftülüğümüzden yine kıymetli bir hocamızı ağırlıyoruz efendim. Konya İl Vaizi Mehmet Akbulut hocamız bizimle birlikte ve Ramazan ve oruç diyeceğiz. Ramazan-ı Şerif ayının değiştirici ve dönüştürücü yönlerini konuşacağız efendim. Tabii ki orucu bozan haller, durumlar, bozmayan durumlar ve bozan durumları da inşallah programın sonuna doğru bunları konuşmuş olacağız. Sormak istediğiniz sorularınız olursa bizlere WhatsApp ve BIP iletişim hattından mesajlarınızı gönderebilirsiniz diyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı cumalar, hayırlı ramazanlar. Nasılsınız? Allah razı olsun sizlerin de. Evet, ilk sorumuzla başlayalım istiyoruz. Oruç ve Ramazan ayının faziletiyle tabii ki sohbetimiz başlasın hocam. Buyurun. Buyurun. Öncelikle bizi izleyen seyircilerimizin Ramazan ayı mübarek olsun. Duamızda ilk başta şu olsun, her zaman bu şekilde dua ederim. Rabbim yapmış olduğumuz bu toplantımızı, programımızı hayırlara vesile kılsın inşallah. Amin. Burada söylediklerimizin tesirini söyleyenler olarak bizler de, dinlediklerinin tesirini de dinleyenler olarak izleyicilerimiz de halk eylesin. İnşallah. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki bizleri evveli rahmet, ortası mağfiret, evet, sonu da cehennem azabından kurtuluş olan bir Ramazan ayına daha kavuşturdu. Bunun için ona sonsuz hamdü senalar, Habibi Edibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de sonsuz salat ve selam olsun. Simge Hanım, malumunuzdur, her milletin kendine özgü mübarek kabul ettiği, diğer zaman dilimlerinden müstesna kabul gördüğü günler, aylar ve geceler vardır. Evet. Yüce dinimiz İslam'ın da kendine özgü mübarek kabul ettiği, diğer zaman dilimlerinden müstesna olarak gördüğü, bu zaman diliminde yapılan taat ve ibadetleri, evrat ve ezkarları diğerlerinden daha üstün, daha faziletli, daha makbul gördüğü günler, aylar ve geceler vardır. İşte dün itibariyle idrak etmiş olduğumuz Ramazan ayı da bu müstesna zaman dilimlerinden bir tanesidir. Şimdi Ramazan ayını biliyorsunuz ki geçmişte şöyle bir şeyimiz vardı. Ramazan ayı cahiliye dönemine baktığımızda şimdiki gibi revaçta olan bir ay değildi. Hı hı. Bir haram aylar kadar insanlar bu aya rağbet göstermiyorlardı. Niye öyle? Haram ayları da düşünün. Bir insan fındık kabuğunu doldurmayan sebeplerden kabileler arasında meydana gelen savaşlara sebebiyet verebiliyordu. Hı hı. Ama haram aylarda bu kişi, haram aylarda kendi babasının öz katiline rastlasa bile sırf bu aylara hürmeten ne yapıyordu? Ona bir şey yapmıyordu, bir muamele yapmıyordu, yolunu değiştiriyordu. Ramazan ayına böyle bir rağbet yoktu. Hı hı. Ama ne zaman ki nübüvvet Hazreti Peygamber'e tevdi edildi, ne zaman ki insanları zulmetten nura, karanlıktan aydınlığa, dalaletten hidayete götürecek olan Kur'an-ı Kerim nazil oldu, işte o zaman Ramazan ayı mübarek bir ay oldu. Evet. Ve insanlar ne yaptı? Bu aya hürmet göstermeye başladı. Bunun sebebi Kur'an-ı Kerim'in bu ayda nüzül olmasıdır. Olması. Şöyle bir söz vardır. Şerefül mekan bil mekin. Bir yerin, bir mekanın şerefi oradakilerin, içindekilerin şerefine, mekanın içindekilerin şerefül mekan bilmekin, yani mekandaki kişilerin özelliğine bakar. Mesela Mekke'yi düşünün. Mekke önceden bir beldeydi. Ama Kur'an-ı Kerim indi.
Sare'nin duası. Vaktiyle İbrahim aleyhisselam karısı Sare ile birlikte seyahat ediyordu. Yolları zalim bir kralın ülkesine düştü. Sare çok güzel bir kadındı. Onu gören kralın adamları koşarak krala geldiler. "Efendimiz, şehrimize çok güzel bir kadın geldi. Bu güzel kadın sizden başkasına layık değildir," dediler. Kral İbrahim aleyhisselamı huzuruna getirterek, "Bu kadın senin neyindir?" diye sordu. Hazreti İbrahim de, "Kız kardeşimdir," dedi. Kralın yanından ayrılır ayrılmaz doğruca Sare'nin yanına geldi ve ona, "Zalim kral senin neyim olduğunu sordu. Ben de sana bir kötülük yapmasın diye kız kardeşim olduğunu söyledim. Yalan da değil, çünkü bugün yeryüzünde seninle benden başka Müslüman yoktur. Bu bakımdan ikimiz aynı zamanda din kardeşiyiz," dedi. Biraz sonra kralın adamları Sare'yi alıp saraya götürdüler. Sare kralın sarayına varınca abdest alıp namaza durdu. Sonra da el açıp şöyle dua etti. "Ya Rabbi, eğer ben sana ve senin peygamberine iman ettimse ve kadınlığımı kocamdan başkasına karşı her zaman korudumsa, sen de beni şu kafirden koru." Sare'yi kralın yanına götürdüler. Onu gören kralın birden nefesi daralıp hırlamaya ve ayaklarını yere vurarak debelenmeye başladı. Sare'ye doğru uzattığı kolu kasılıp kaldı. Bu defa Sare, "Allah'ım, eğer bu herif ölürse onu benim öldürdüğümü düşünürler," diye telaşlandı. Kralın sıkıntısı geçip kendine geldi. Fakat biraz önce hiçbir şey olmamış gibi tekrar Sare'ye doğru ilerledi. Yine nefesi daraldı ve kasılıp kaldı. Yalvaran gözlerle Sare'ye baktı. O halden kurtulması için Allah'a dua etmesini istedi. Ona bir daha dokunmayacağına dair söz verdi. Sare dua edince kral rahat bir nefes aldı. Kendine gelir gelmez Sare'ye bir daha saldırdı. Bu defa öncekilerden daha şiddetli bir şekilde sarsıldı. Nefesi tıkandı. Yere yuvarlanıp develenmeye başladı. Sare'den bir kez daha dua etmesini istedi. Artık ona dokunmayacağına kesin söz verdi. Kendine gelince adamlarını çağırdı, onlara, "Siz bana insan değil, şeytan getirmişsiniz. Bu kadını hemen götürün ve onu memleketimden çıkarın. Hacer'i de ona verin," dedi. Sare yanında bir hizmetkarla dönünce İbrahim aleyhisselam, "Ne oldu anlat," dedi. Sare de, "Gördün mü bak, Allah kafiri nasıl rezil ve perişan etti. Beni ondan korudu. Üstelik de bu hizmetçi kızı verdi," dedi. Evet sevgili izleyenlerimiz, kıssadan hisse bölümümüz erkenden sizlerle paylaşmış olduk ve seslendiren Selman arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Efendim Konya İl Vaizi Mehmet Akbulut hocamızla olan birlikteliğimiz devam ediyor ve Ramazan ve oruç diyoruz. Aynı zamanda Ramazan-ı Şerif ayının hem değiştirici hem de dönüştürücü yönlerini konuşacağız inşallah. Gelen çok fazla sorumuz var. Onlara da ilerleyen dakikalarda değinelim istiyoruz. Hocam şurada kaldık. Şerefül mekan dedik ve buradan devam edelim. Şerefül mekan bilmekin. Yani bir yerin, bir mekanın şerefi oradakilerin, içindekilerin şerefine bağlıdır. Örnek veriyorum. Mesela Mekke'ye özellik katan nedir? Mekke'yi Ümmül Kura haline getiren nedir? Kabe-i Muazzama'nın orada olmasıdır. Hazreti Peygamber Medine'ye hicret etmeden önce Medine'nin ismi neydi? Yesrib'ti. Yesrib. Fitne, fesat, kötülük manasına gelen Yesrib'ti. Ama Hazreti Peygamber oraya vefat edince, hicret edince ne oldu? Medine-i Münevver oldu. Yani oldu, nurlanmış evet. Şehir oldu. İşte Ramazan ayı da içerisinde Kur'an-ı Azimüşşan'ın nüzul olmasından dolayı ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni içerisinde barındırmasından dolayı ne yaptı?
11 ayın sultanı haline geldi. Evet. Peki Ramazan ayının özellikleri, fazileti nedir? Bir, mesela ne diyoruz? Ramazan ayı oruç ayıdır diyoruz. Evet. Farz olan orucu biz ne zaman tutuyoruz? Ramazan ayında. Zira Yüce Rabbimiz ne diyor? Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenü. Ey iman edenler. Kütübe aleykümün sıyam. Oruç size farz kılındı. Ne gibi? Kemâ kütübe alellezine min kablikum. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç size farz kılındı. Devamında Rabbimiz orucun niye farz kılındığını, insan için nasıl bir katkısı olduğunu ve oruç ibadetinin sebebi, hikmetini de bizlere beyan ediyor. Diyor ki, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki Allah'tan sakınırsınız, korunursunuz, gereği gibi ittika edersiniz diyerekten oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı diyor. Bir Ramazan ayının fazileti, bir özelliği de buradan karşımıza çıkmış oluyor. Nedir? Demek ki Ramazan ayına idrak eden ve Ramazan ayını gündüzünü sıyamla, gecesini kıyamla ihya eden bir insan kıvam derecesine ulaşmakta ve Rabbimizin müttaki kulları arasına kendisini ilhak etmektedir. Evet, peki takva neydi? Takva dikenli yolda dikenlere basmadan adımlarımızı atarak ilerlemektir. İşte Ramazan ayı ne yapmakta? Nefsani ve şehvani duygularımıza, isteklerimize, heva ve isteklerimize gem vurmak suretiyle bizi müttaki kulların arasına dahil etmektedir. İki, Ramazan ayı Kur'an ayıdır dedik. Hani demin de ifade ettik. İnsanları zulmetten nura, karanlıktan aydınlığa, dalaletten hidayete eriştiren hidayet meşalemiz, anayasamız, düsturumuz Kur'an-ı Azimüşşan ne yapmıştır? Ramazan ayında nüzul olmuştur. Nitekim Rabbimiz Estağfirullah Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan ayı öyle bir aydır ki unzile fîhil Kur'an. Onda Kur'an-ı Kerim nazil oldu diyor. Kur'an'ın ne zaman indiğini, ne zaman inmeye başladığını Rabbimiz ortaya koyuyor. Niçin? Hudellinnâs ve beyyinâtim minel hüdâ vel furgân. Hak ile batılı, doğru ile yanlışı ve insanlara bir hidayet rehberi olarak onların dünyada selamete, ahirette saadete ulaşabilmeleri için ilke ve prensipleri açıklamak üzere Kur'an-ı Azimüşşan Ramazan ayında ne yaptı diyor? İndi diyor. Bu sebeple de 11 ayın sultanı deniliyor. Aynen. Değil mi yani hocam? O içerisindeki evet. Kur'an-ı Azim. Mesela şöyle bir örnek verelim. Tabii ki. Namazın içerisinde kulun Allah'a en yakın olduğu yer neresidir? Secdelerdir. Secde tabii. En şerefli uzvumuz olan alnımızı yere koyuyoruz. Bundan dolayı Yüce Rabbimize aslında subliminal olarak diyoruz ki Ya Rabbi beni zaten mükerrem müşerref olarak yarattın. Ama benim en şerefli yerim neresidir? Alnım. Alnımak yüzüm bir pak bir şekilde senin huzuruna gelmek için de bu şerefli uzvumu en adi yer olan toprağa sürüyorum diyoruz. Ama peki namaz içerisinde Yüce Rabbimiz için en sevimli olan rükün hangisidir? Kıyamdır. Kıyam, evet. Niye kıyamdır? Çünkü içerisinde Kur'an-ı Kerim okunduğundan dolayıdır. Evet. Kur'an öyle bir kitap ki bir dağa inmiş, bir dağda inmiş, o dağı Cebel-i Nur eylemiş, Nur Dağı kılmış. Bir beldede inmiş, o beldeyi Ümmül Kura inmiş. Bize de şöyle bir mesaj veriliyor o zaman. Demek ki insan Kur'an'ı kalbine yerleştirecek olursa, şu tozlu raflarımızdan paslı gönüllerimize bir yerleştirecek olursa, o zaman nurun ala nur haline gelmekteyiz. Burada şöyle bir öz eleştiri yapalım. Buyurun hocam. Malum Ramazan ayı mukabel ayımızdır. Evet. Kur'an-ı Kerim'in fazlaca okunduğu, hatimlerin adet olarak fazlaca indiği bir aydır. Ama bunu yapacağız. Elbette ki yapacağız. Çünkü Habibi Zişan Efendimizin müjdesi var. Diyor ki, İkra'ül Kur'an. Kur'an-ı Kerim'i okuyun.
فَاِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِ Çünkü o kıyamet gününde size şefaatçi olarak gelecektir diyor. Ama Akif'in şu sözünü de unutmayalım. Neydi hocam, ya hatırlayalım. Açar bakarız Nazm-ı Celil'in yaprağına, yahut okuruz ölünün toprağına. Ya. İnmemiştir hele Kur'an, şunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. Lafzını okuyacağız ama Ramazan ayı bize öyle bir özellik katmalı ki manasını da tedebbür eylemeliyiz, teemmül eylemeliyiz. Yani derin bir şekilde tefekkür edebilmeliyiz. Kitaplarımızda şöyle bir kıssadan bahsedilir. Bir öğrenci grubu hocalarından ders alıyorlar. Ama bir öğrencinin şöyle bir özelliği var. Hocasının dikkatini çeken, günlük derste uyukluyor. Günlük derste uyuyor öğrenci. Yorgun mu geliyor, uykusuz mu geliyor, ya, yoksa hoca, kendini mi veremiyor derse, değil mi? Aynen. Hoca soruyor bunun sebebi, hikmeti nedir diyerekten. Öğrenci kendisi söylemiyor. Arkadaşlarına soruyor. Hocam diyor, bu arkadaşımızın şöyle bir özelliği var. Bu arkadaş akşam bir oturuyor, sabah namazına kadar Kur'an-ı Kerim'i hatmediyor diyor. Her gün günde bir defa hatim okuyor diyor. Hoca öğrencisini çağırıyor. Diyor ki, evladım sen günlük bir hatim iniyor musun, doğru mu? Evet hocam diyor. Peki, bunu takdire şayan bir iş yapıyorsun. Bugün evine git diyor, Kur'an-ı Kerim'i tekrar hatim etmek için rahleyi koy, okumaya başla diyor. Peki. Ama okurken karşında ben varmışım gibi okumaya devam et diyor. Tamam. Ertesi gün çocuk geliyor, öğrenci derse geliyor. Hoca diyor ki, evladım diyor, ne kadar okuyabildin diyor. Hocam diyor, bugün 300 sayfa anca okuyabildim diyor. Peki, bugün de git diyor, eve vardığın zaman diyor, yine Kur'an-ı Kerim'i aç, rahleye koy ve karşında bu Kur'an-ı Kerim'in kendisine nüzul olmaya başladığı, indiği Hazreti Peygamber varmış gibi Kur'an-ı Kerim'i oku diyor. Ertesi gün öğrenci derse geliyor, hoca soruyor, ne kadar okudun diyor. Hocam diyor, işte 5-6 sayfa bilemediniz, bir cüz anca okuyabildim diyor. Çünkü sindirerek. Peki tabii. Bugün git diyor, karşında alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'ı, bu kelamın sahibi Allah varmış gibi diyor. Zaten var ama diyor onu görüyormuş gibi diyor. İhsan boyutunda Kur'an-ı Kerim'i oku diyor. Tevafuk, ertesi gün çocuk derse gelmiyor. Hoca soruyor öğrencilerine, diyor ki arkadaşınız gelmedi, nerede? Hocam evdeydi diyor, en son evde kaldı. Hoca arkadaşlarını da alıyor, evet, evine gidiyor. Bir bakıyor ki çocuk hüngür hüngür ağlıyor. Evladım ne oldu diyor. Hocam diyor, dün akşam eve geldim. Kur'an-ı Kerim'i sizin dediğiniz gibi, Rabbimin karşısında okur gibi okumaya başladım diyor. Fatiha'ya başladım, Besmele'yi çektim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Bunları rahatça söyledim hocam diyor. Nereye ama ne zaman İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in ayet-i kerimesine geldim diyor. İşte orada derin bir tefekkürle Kur'an-ı Kerim'i düşünmeye başladığımda diyor, bir türlü bu ayet-i kerimeyi geçemedim hocam diyor. Çünkü sadece sana kulluk ederiz ve sadece senden yardım dileriz. Bunu söyledim ama bir de yaşantıma baktım diyor, arkasını getiremedim hocam diyor. Elbette ki mukabelelerimiz olacak. Elbette ki her bir Müslüman erkek hanım kardeşim Kur'an-ı Kerim'i açıp okuyacak. Evet. Çünkü her bir harfine 10 hasene verilen bir kitaptan bahsediyoruz. Ama bunu yaparken de içerisindeki manasını düşünmeli ve o manasını, lafzını hayatımıza da yansıtmalıyız, geçirmeliyiz. Tabii. Çok doğru söylüyorsunuz. Ve şunu da yapsınlar mı peki hocam? Yani belki Arapçasını okumayı hala bilmeyenler, öğrenemeyenler olmuş olabilir. Sadece manasını okuyarak. Olabilir bu mi? Yani okumayı bilmeyenler nasıl hatim edebilirim? Takiple olur mu? Ya da ihlas okusak bu şekilde olur mu diye belki sorulur. Elbette ki olur. Ama bu kardeşlerimize bir an evvel, malumunuz Diyanet İşleri Başkanlığımız son zamanda
bütün camilerimizin altlarında olsun, Kur'an belirli kursları. Mekanlarda olsun Kur'an kurslarımız var. Bir an evvel öğrenmelerini tavsiye ediyoruz. Ama öğrenmemişse bu yollardan birisine de tevessül etmek suretiyle Kur'an-ı Kerim'i ne yapabilirler? Hatmedebilirler. Peki. Şimdi Ramazan ayında ne dedik? Ramazan ayı evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş dedik. O zaman bu ayı güzel bir şekilde ne yapmamız gerekir? İhya etmemiz gerekir. İyi değerlendirmek gerekiyor değil mi hocam? Kesinlikle. Yılda bir kez geliyor. Ama şöyle arkaya dönüp baktığımızda da geçen sene Ramazan-ı Şerif ayını sanki şöyle 2-3 ay önce geçirmişiz, uğurlamışız gibi geliyor değil mi? Zaman evet. O kadar çok hızlı geçip gidiyor ki sevgili ziyanerimiz. O yüzden ne zaman başımıza ne gelecek bilmiyoruz. Seneye çıkacak mıyız, seneye kavuşacak mıyız onu da bilmiyoruz. Bu sene kavuştuk elhamdülillah. İnşallah en iyi şekilde Rabbim yaşamayı nasip eylesin. Kıymetini bilmek gerekiyor değil mi hocam? Kesinlikle. Peki Ramazan ayının kadir kıymetini nasıl bileceğiz? Evet, yani evet. Şimdi diyoruz ki Ramazan ayını seviyoruz. Peygamberimi seviyoruz. Ama sevgi ne yapar? İspat edilmek ister. Sevgi ısrar edilmek ister. Evet. Sevgi sevdiğimizi mahbubumuza gösterilmesini ister. Doğru. Eğer biz Ramazan ayını seviyorsak o zaman Ramazan ayına gereken önem ve ihtimamı da ne yapmamız gerekir? Göstermemiz gerekir. Hani ne dedik? Ramazan ayının değiştirici ve dönüştürücü güzelliği. Bize neyi öğretiyor aslında hocam artık? Şimdi Ramazan ayında şunu bir kere kesin bir şekilde ortaya koymamız gerekir. Teşhisi doğru koyacağız ki tedaviyi doğru uygulayabilirim. Teşhisi doğru koyacağız ki tedaviyi doğru uygulayabilelim. Ramazan ayı sümme haşa gökten zembille inmiş sihirli bir değnek gibi bizleri değiştirecek değildir. Ramazan ayının mükafatları elbette ki sonsuzdur. Ama innallâhe lâ yugayyiru mâ bi kavmin hattâ yugayyiru mâ bi enfüsihim diyor Rabbimiz. Bir kavim kendi nefsini, bir insan kendini değiştirmediği müddetçe Allah onları değiştirecek değildir diyor. Şimdi buradan kendi çabanızla olacak her şey. Bir anekdot anlatayım. Kıssadan hisse diyelim buna da. Buyurun hocam. Bugün bol kıssadan hisseli değil mi? İnşallah. Çok güzel, çok seviyorum. Bir kız çocuğu babasına geliyor. 8 yaşında bir çocuk. Babacığım diyor, beni diyor sinemaya götür diyor. Hayatında hiç dev ekranda, beyaz perdede sinema izlemedim diyor. Baba da o gün yorgun. Diyor ki evladım bugün yorgunum. Ama söz diyor, seni cumartesi gün sinemaya götüreyim diyor. Peki. Cumartesi sabah oluyor. 8 yaşında çocuk ilk defa beyaz perdede sinema izleyecek. Güzelce süslenmiş, püslenmiş, hazırlanmış. Babanın yanına geliyor. Baba hadi gidiyoruz. Nereye? Sinemaya. Baba söz verdin ama. Kızım tamam söz verdim ama bak görüyorsun çalışıyoruz, işimiz var, gücümüz var, yorgunum. Ama olmaz baba diyor, ben bir hafta diyor bunun hasretiyle, özlemiyle ciğerim püryan püryan oldu diyor. Baba baktı ki çıkış yolu yok. Tamam kızım diyor, seninle diyor bir oyun oynayalım diyor. Eğer diyor bu oyunda başarılı olursan söz ikilemeden seni sinemaya götüreceğim diyor. Şöyle bir kağıt masanın üzerinde duruyor. Baba bunu alıyor, yırtıyor, parçalıyor, parçalıyor. Yapboz dediğimiz olay var ya, Türkiye haritası var resmin üzerinde. Kağıdın üzerinde bunu diyor bir saatte eski haline getirirsen söz diyor hiç ikilemeyeceğim diyor. Hemen götüreceğim seni diyor. Tabii baba rahat. Çünkü 8 yaşında çocuk ne bilecek Asya'yı, Sofya'yı, Bol Vadini bu diyor bunu yapamaz diyor. Koltuğa oturuyor hanıma da diyor ki hanım abi kahve yap gel diyor. Bak sen. Şimdi çocuk gidiyor 5 dakika sonra kapıdan giriyor. Ah yaptı yapbozu. Hadi baba gidiyoruz diyor. Kızım tamam gidelim ama diyor biz seninle diyor bir oyun oynadık. Başarılı olursan öyle gidecek. Tamam baba diyor yaptım diyor. Baba bir bakıyor ki kağıtta Türkiye yerinde, Rusya yerinde, Amerika yerinde, dünya denizler yerinde. Tamamlandı. Kızım diyor sen coğrafyacı değilsin. Buraları gezmedin diyor. Bunu ben yapmaya çalışsam ilk defa bu zaman diliminde yapamam diyor. Mesaja bakın. Baba diyor, o kağıdı sabah oraya ben koymuştum. Arkasına insan resmi çizdiydim diyor. İnsanı düzelttim, dünya kendiliğinden düzeldi diyor. İşte. Yani Ramazan ayında biz ilk başta ne yapmamız gerekir? Kendimizi bir nefis muhasebesine tabi tutmamız gerekir. Doğru.
Bir kısa da anlatalım malum. Anlatalım, sonra hemen güzel söze geçeceğiz ve sonradan da fıkhi konulardaki sorulara inşallah geçiş yapalım istiyoruz. Hem de Ramazan ayını nasıl değerlendireceğiz? Evet. Kısa ve öz olarak bu bize kısalarla güzel bir şekilde ifade ediyor. Şimdi bir cuma günü ezan-ı Muhammediyeler okunuyor. Cemaat toplanmış ama imam efendi camiye gelmemiş. Soruşturuyorlar, imam kaza geçirmiş. Allah Rabbim kimseye vermesin. Namazı kıldıracak kimse yok. Cemaat diyor ki o camiye mi gidelim? Burada birimiz kıldırabilir miyiz? Herkes çekiniyor şimdi. Ya hata yapılır. O arada iki tane trafik polisi kardeşimiz yol kontrolünden gelmişler. Namazımızı eda edelim diyerek camiye girmişler. Bir tanesi diyor ki ben diyor cumayı size kıldırıvereyim diyor. Tabii hutbe şimdiki gibi hazır değil. Hutbe okunacak. Trafik polisi kardeşimiz hutbeye çıkıyor. Besmele, hamdeleyi çektikten sonra şimdi millet bekliyor. Ya trafik polisi nasıl bir hutbe okuyacak? Ne diyecek bize? Muhterem Müslümanlar, tevbe ruhsatlarınızı yenileyin. Takva kemerlerinizi bağlayın. Günah hızınızı yavaşlatın. Niyet lastiklerinizin havasını kontrol edin. Kalp motorunuzu temizleyin. Kur'an'ın işaretlerine uyun. Din yolunda istikamet şeridinden ayrılmayın. Dikkat edin, ileride bir kontrol noktası var. Kiramen katibin melekleri her zaman zabıt altına alıyor. Eğer bu söylediklerime dikkat etmeyecek olur, ceza yiyecek olursanız faturayı cehennemde yazmakla ödersiniz diyor. Ne güzel de anlatmış ve izah etmiş gerçekten. Yani Ramazan'da da biz ne yapacağız biz? Tevbe ruhsatlarımızı gözden geçireceğiz. Aynen. Nasuh bir tevbeyle. Bununla ilgili de şöyle bir söz var. Eyyühme enfe'u lil abdi diyor. Kul için diyor. İki kişiden hangisi daha hayırlı? Et tesbih emil istiğfar. Yani Ramazan ayında tesbihatımı çoğaltacağız yoksa istiğfarımı diyor. Sorulan kişi diyor ki اِذَا كَانَ الثَّوْبُ ذَقِيًّا فَالْبُخُورُ وَمَا اُلْوَرْدُ اَنْفَعُ لَهُ Eğer diyor elbise temizse diyor, elbisede kir yoksa diyor, ona tütsü sürmek diyor, koku sürmek diyor, o elbise için daha güzeldir. وَاِنْ كَانَ denesen ama elbise kirliyse o zaman diyor وَالصَّابُونَ وَمَا اُلْحَارْ اَنْفَعُ لَهُ Sabun ve sıcak su onun için daha hayırlıdır. Tabii. Bu Ramazan ayında da tesbih, eğer günah yönünde kendisinde sıkıntı olmayan kardeşlerimiz varsa, günahı azsa veya hiç günahı yoksa o kardeşlerimiz için tesbih evla olandır. Peki. Ama günahkar kardeşlerimiz var ise onlar için tövbe, istiğfar daha önemlidir. Peki. Öncelikleri şöyle bir sıralayalım. Tabii ki en iyi kendinizi siz tanırsınız. Kesin. Kendimizi tanıma sanatlarını yeri geldiğinde birçok programımızı anlatmaya çalışıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Şimdi günün güzel sözünü paylaşalım. Sonrasında merak edilen fakih sorularımıza bakıyoruz. Evet, her gün artık Ramazan boyunca bir hadisi şerifimizi paylaşacağız inşallah sevgili izleyenlerimiz. Ve yine hadis-i şeriflerimizden bir tanesi. Her şeyin bir zekatı vardır, bedenin zekatı da oruçtur. Oruç sabrın yarısıdır. Değil mi? Gerçekten bize sabrı öğretmiyor mu hocam oruç? Öğretiyor, kesinlikle. Mesela tasvip etmiyoruz. O kardeşlerimizi bir an evvel Rabbim o illetten kurtarsın inşallah. Sigara içen bir kardeşimizi düşünün. Hı hı. Diğer zaman diliminde yemeği yiyor, hemen akabinde içmek için sigarası dışarıya içiyor, çıkıyor, evet. Daralıyor vesaire. Ama Ramazan ayında Rabbimizin işte o rahmeti, mağfireti sağanak sağanak üzerimize yağıyor ya, o kardeşlerimize öyle bir sabır, metanet duygusu veriyor, 15-16 saat boyunca dayanabiliyor. Dayanabiliyor. Evet. Aynı şekilde yeri geliyor bizler, sabah, öğle, akşam veya ara öğünlerde yeme ihtiyacı duyuyoruz. Vücudumuz su kaybettiği zaman suya ihtiyaç duyuyoruz. Ama Ramazan ayında ise 17-18 saat boyunca, bilemediğiniz 15 saat boyunca bir şey yemeden, içmeden açlığa dayanabiliyoruz. Bu tamamen Rabbimin bir lütfu. Evet. Bize Ramazan ayındaki rahmetinin, mağfiretinin üzerimizde tecelli ettiğinin
en güzel göstergesi. Evet hocam, şimdi diğer sorularımıza geçmek istiyorum ben. Birkaçına yer verebileceğiz. Çünkü son herhalde kaç dakikamız var? 5 dakika diyebilir miyiz sevgili yönetmenim? 5 dakikamız var. İnşallah anlatabildiğimiz kadarını anlatalım. Cevabını vermeye çalışalım sorularımızın. Oruca ne zaman ne kadar niyet edebilirim? Ne zamana kadar niyet edebilirim diye sorulmuş. Oruca ne zamana kadar niyet edebiliriz diye. Özellikle Ramazan ayında. Niyet biliyorsunuz ki ibadetlerimizin vazgeçilmez ana unsurudur. Evet. Ve o niyetlerimiz doğrultusunda Rabbimiz ona mükafat vermekte. Ramazan orucu, Ramazan ayında tutulan farz olan oruç. Evet. Belirli günlerde tutulması adının vacip dediğimiz adak oruçları ve nafile oruçlara zevel vakti dediğimiz zamana kadar imsaktan sonra bir şey yeme içme olmaksızın niyet edebiliriz. Yani diyelim ki bir kardeşimiz sahur için saatini kurdu ama kalkamadı, yorgun düştüğünden. Olabilir, kalkamadı. Olabilir beşer olarak. Bir kalktı, saate baktı ki saat 8.30. Ne yapacağım dedi. Hemen bir şey yemedi içmediyse niyet ettim Allah rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya diyerek niyetini yapar ve orucuna devam eder. Dolayısıyla zeval vaktine kadar orucumuza niyet edebiliriz. Peki unutarak yeme içme orucu bozar mı diye sorulmuş hocam. Unutarak yeme içme orucu bozmaz. Tam tersi Rabbimizin bize bir lütfudur. Evet. Hatta bazen şöyle latife yaparlar. Derler ki bir insan diyor eğer unutarak yanlışlıkla bir şey yiyorsa diyor ona hatırlatmayın diyor. Çünkü ona o Rabbimizin bir lütfudur diyor. Onun demek ki iş dünyasında bir duası mı oldu? Ne oldu ki diyor? Allah ona unutturdu, yedirdi, ve içirdi. Yedirdi, içirdi. O yüzden şimdi önemli sorulardan bir tanesi hocam. İnsülin iğnesi orucu bozar mı diye sorulmuş. İnsülin iğnesi orucu bozar mı? Malumunuz aşı dediğimiz tedavi amaçlı kullandığımız şeyler vardır. Bunlarda biz genel kriterimiz şudur. İğne grubunda eğer tedavi amaçlı ise hani oruçlunun kendisine has bir yapısı vardır. Mahzundur, mahmurdur. Diğer gündelik hayatta yapmış olduğu çoğu şeyi yerine getiremez. Evet. İşte bu mahzun ve mahmur haline katkıda bulunacak, takviyede bulunacak vitamin iğneleri orucu bozar. Bunun dışındaki tedavi amaçlı olanlar ise Din İşleri Yüksek Kurulumuzun fetvasına göre orucu bozmuyor. İnsülin de bu tedavi amaçlı olduğundan dolayı insülin iğnesi de orucu bozmaz. Peki hocam, sürenin sonuna gelmişiz. Duamızı kısa bir duayla inşallah cuma duamızı yaparak programımızı kapatalım istiyoruz. Haftanın sonuna geldik sevgili izleyenlerimiz. Yine inşallah haftaya pazartesi Rabbim nasip ederse aynı saatimizde yine bu ekranda görüşelim istiyoruz efendim. Buyurun o halde dua vakti. Amin. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve lâkibetü lil muttakîn. وَلَا عُدْوَانَ وَلَا خُسْرَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يا عزيز يا غفار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا وهاب يا وهاب أي قلارنا رحمة ومغفرتinin nihayeti olmayan yüce Mevla bizlere en büyük lütfun olarak gönderdiğin o şahıs Ali sallallahu aleyhi ve sellem ümmetlerinin mutlu, huzurlu, müreffeh bir hayat sürebilmeleri için senin canib-i ruhiyetinden iyilikler, güzellikler namına neler istemişler ise cümlemizin ve cümlemizin ahirete irtihal edenleri namına bizler de istiyoruz. Müstecab eyle ya Rabbim. Yine o Şah Risale sallallahu aleyhi ve sellem ümmetlerinin her türlü kaza ve beladan beri olması için kötülükler namına senin canib-i ruhiyetinden nelerden sığınmışlar ise cümlemizin ve cümle sevdiklerimiz namına bizler de sığınıyoruz, muhafaza eyle ya Rabbim. Ya Rabbi kahraman ordumuzu havada, karada, denizde her zaman her yerde muzaffer eyle.
Düşmanlarını kahhar sıfat-ı şerifen ile kahru perişan eyle. Milletimiz arasında var olan birlik, beraberlik, kardeşlik duygularını bozdurma ya Rabbi. Amin. Aramıza fitne, fesat, nifak, şıkak tohumu ekmeye çalışanlara sen fırsat verme ya Rabbi. Ülkemizi, beldemizi, İslam alemini her türlü kaza ve beladan, afat-ı semaviye ve araziyeden sınayet ve muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, depremde vefat eden kardeşlerimize rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Geride bıraktıklarına ecri cezi, sabrı cemiller ihsan eyle ya Rabbi. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Milletimizi bu tür afat-ı semaviye ve araziyeden de sınayet ve muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, la teslübna hubbuha ebeden ve yerhamullahu abden. قال آمين 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 وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Sare'nin duası. Vaktiyle İbrahim aleyhisselam karısı Sare ile birlikte seyahat ediyordu. Yolları zalim bir kralın ülkesine düştü. Sare çok güzel bir kadındı. Onu gören kralın adamları koşarak krala geldiler. Efendimiz, şehrimize çok güzel bir kadın geldi. Bu güzel kadın sizden başkasına layık değildir, dediler. Kral İbrahim aleyhisselamı huzuruna getirterek, ''Bu kadın senin neyindir?'' diye sordu. Hazreti İbrahim de, ''Kız kardeşimdir.'' dedi. Kralın yanından ayrılır ayrılmaz doğruca Sare'nin yanına geldi ve ona, ''Zalim kral senin neyim olduğunu sordu. Ben de sana bir kötülük yapmasın diye kız kardeşim olduğunu söyledim. Yalan da değil, çünkü bugün yeryüzünde seninle benden başka Müslüman yoktur.'' Bu bakımdan ikimiz aynı zamanda din kardeşiyiz, dedi. Biraz sonra kralın adamları Sare'yi alıp saraya götürdüler. Sare kralın sarayına varınca abdest alıp namaza durdu. Sonra da el açıp şöyle dua etti. Ya Rabbi, eğer ben sana ve senin peygamberine iman ettimse ve kadınlığımı kocamdan başkasına karşı her zaman korudumsa, sen de beni şu kafirden koru. Sare'yi kralın yanına götürdüler. Onu gören kralın birden nefesi daralıp hırlamaya ve ayaklarını yere vurarak debelenmeye başladı. Sare'ye doğru uzattığı kolu kasılıp kaldı. Bu defa Sare, ''Allah'ım, eğer bu herif ölürse onu benim öldürdüğümü düşünürler.'' diye telaşlandı. Kralın sıkıntısı geçip kendine geldi. Fakat biraz önce hiçbir şey olmamış gibi tekrar Sare'ye doğru ilerledi. Yine nefesi daraldı ve kasılıp kaldı. Yalvaran gözlerle Sare'ye baktı. O halden kurtulması için Allah'a dua etmesini istedi. Ona bir daha dokunmayacağına dair söz verdi. Sare dua edince kral rahat bir nefes aldı. Kendine gelir gelmez Sare'ye bir daha saldırdı. Bu defa öncekilerden daha şiddetli bir şekilde sarsıldı. Nefesi tıkandı. Yere yuvarlanıp develenmeye başladı. Sare'den bir kez daha dua etmesini istedi. Artık ona dokunmayacağına kesin söz verdi. Kendine gelince adamlarını çağırdı, onlara ''Siz bana insan değil, şeytan getirmişsiniz. Bu kadını hemen götürün ve onu memleketimden çıkarın. Hacer'i de ona verin.'' dedi. Sare yanında bir hizmetkarla dönünce İbrahim aleyhisselam ''Ne oldu anlat.'' dedi. Sare de ''Gördün mü bak?'' Allah kafiri nasıl rezil ve perişan etti. Beni ondan korudu. Üstelik de bu hizmetçi kızı verdi, dedi.
Bosna Hersek Mahallesi'nde eşsiz rezidans projesi. Spor salonu, kafe, restoranlar ve ticari alanlar Magin Prime'da.